Antalya Kumruca İncircik Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Erdoğan Şahin. Evet, evet. Erdoğan abi, burada rekor gelişimi bu seramızda kullandık bu sene ilk defa. Neler oldu? Çeşitlerimiz nedir? Toprağımızda nasıl bir değişim oldu? Evet. Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar, bizim burada köyümüzde su sıkıntımız olduğu için biz rekor gelişimi kullandık. Konum olarak da yüksek bir yer burası. Evet, rakım yüksekliği 500 falan, 500'lerde. Rekor gelişimden kullandıktan sonra su problemimiz ortadan kalkmış oldu. Yani su böylece ihtiyacı bitkinin tabii azaldı. Ki, tabii ki, yani zaten su sıkıntımız vardı. Hafif hafif, çok az çok az böyle suladık. Ama iyi bir şey aldık, performans aldık. Burası kaç dönüm? Burası 2 dönüm, 300 metrekare. 2 dönüm, 300 metrekare. Burada farklı çeşitleriniz var. Şu anda Enjoy var, alkış var. Şu an bu alkış. Şöyle gösterelim bir. Bak, şey anlamında. Bu bitkimiz alkış. Şöyle gösterelim. Evet. Şuraya gelelim. Yavaş yavaş. Domateslerimiz bunlar. Yani. Evet. Farklı farklı çeşitler burada. Verim, uygulama yapılmış. Verimde eskikinden daha fazla verim var. Toprak durumu nasıl şu an peki? Toprak tabii suyu çok tutuyor. Tavlılık anlamında nasıl görüyorsunuz toprağı? Tavlılık tabii çok güzel. Bir gösterelim şöyle toprağı. Evet. Şuradan şöyle. Evet. Şimdi burası kaba, su sorunu. Kaba oluyor bak. Toprak su, kaba. Su sorunu olan bir yer. Evet. Suyun az olduğu bir yer. Kıt olduğu bir yer. Tabii. O anlamda. Şöyle gösterelim nereye doğru da. Peki verim anlamında ne söyleyebilirsiniz? Verim ve kalite anlamında. Verim ve kalite geçen eskiki yıllardan beri daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Şimdi bitkinin gelişimi de devam ediyor. Şöyle. Mesela ilk şu tutumları. Önceki kesimlerimizde biz 30-40 kasa falan keserken şimdi kestik. Aşağı yukarı 81 mi 82 kasa mı öyle bir kestik. Yani iki katına çıktı yani diyorsunuz. Evet. İkiye katladı. İyi yani, güzel yani. Burada memnunuz. Şimdi, burada güzel olan şey bir de şu. Birçok bu tipte birçok domates burada aynı anda var. Var. Hepsinde kullandınız. 3 çeşitte var. Alkış var. Enjoy o başta var. Enjoy var. Elika'da var. Elika'da var. Üçü de var. Üçünde de aynı şeyleri üçünden gördük. Üçünden de memnunuz yani. Üçünden de aynı sonuçları gördünüz. Bitkinin çalışma çiçek şeyi devamlılığı var. Devamlı var. Evet. Kavası ağaçların. Şöyle gösterelim. Bak, göstere gelelim. Evet. Şuradan. Şöyle devam ediyor. Evet. Yani en sonda mesela tutum şu an şöyle görülüyor. Tabii ki. Şimdi burada tabii şu bir konu var. Burada su kıtlığı olan bir yer. Biraz suyu bol vermişsiniz. Tabii biz renginde problem yaptık. Tabii, kendi hatamızdan dolayı burada olan şu var, bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani toprak düzenlendiğinde, toprak geçirimi, toprak dengesi kurulduğunda su ihtiyacı da bitkinin azalıyor. Normal yıllara göre sulamanızda bitkinin ve toprağın durumuna göre su vermek gerekiyor. Evet. Burada bunu sağlamışız. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz burada? Tabii ki bütün Kumrucalılara. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Çünkü performansını. Şöyle bir detay var şurada. Şöyle gelelim. Şimdi burada arı da var değil mi? Var tabii ki. Şimdi gösterelim. Var. Şöyle gelin. Şurada şöyle bir arımız çalışıyor. Şu arılarımız. Şöyle gel şuraya doğru. Şu arada. Gösterelim. Evet. Yani bu doğaldır. Şimdi bazen seralarda yetiştirilen ürünlerle ilgili değişik şeyler yapılabiliyor. Ben bu sene bir insanlara, de insanlara hani kötü yetiştiriliyormuş algısı da oluşturuluyor. Evet. Şurada bakın şöyle görülüyor ekranda. Evet. Bakın arı. Gördüğünüz bu arı tozluyor. Doğal. Diktikten 15-20 gün sonra hiç formon diye hiçbir şişe bile almadım. Evet. Yok zaten kullanmıyoruz. Doğal olarak bir sefer veya iki seferde zehir sıktım. Haşerelere karşı. Veya sinek ilacı da sıkmadım. Bayimde görebilirsiniz. Gurt ilacı da kullanmadım bu sene. Kullanmadık. Belki bu verdiğimiz şeyden, rekor gelişimden dolayı. Yani belki şimdi ne kadar sağlıklı gelişirse. Tabii ki. Evet. O kadar direnci yüksek oluyor. Ama şunu belirtelim. Rekor gelişim bir ilaç bir gübre değil. Bunu her videoda söylüyoruz. Evet. Korumamızı zaten yapmışsınız. Bir koruma verdiniz. Gübrenizi verdiniz. Verdik. Biz teşekkür ederiz size. Seranızı bize gezdirdiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Buradan çok sağ olun. Bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.
kullanmasını tavsiye ediyorsunuz herkese. Tabii ki, tabii bütün çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Renginde, performansında, her türlü şeyinde çok katkısı fayda var. Sağladı. Faydası var. Çünkü muhtarım İsmail abi de Kumuca bayi. Kumuca bayimiz. Bana yıllardan beri yalvarıyordu. Ben almıyordum. Neden almıyordunuz? Almamanıza sebep neydi? Cebimde param olmuyor. Rekor gelişim vereyim. Başka etkenler var mı peki? Engelleme oluyor muydu? Yok yani. yok. Olmuyor. Yok, İsmail abim kıramadım bu sene. Gidem alam dedim. Bazı burada köyde arkadaşlarımız da aldılar. Sonuç itibariyle size karşılığını veriyor herhalde. Evet, değil mi? Memnunuz. Fazlasıyla memnunuz, kazandırıyor memnunuz size. Memnunuz yani. 30 kasa keserken mesela 80, 81, 82 kasa maliyet kestim. Yaparsan zaten 5 evet. lirayla burada 5 lirayla 100 lira kazanmış gibi tabii bir şey oluyor. Tabii ki. Biz teşekkür ederiz. Bizim başka arkadaşlarımız da var burada kullanan. Onlar da memnun. Onlara da gittim gördüm ben. Biz de geziyoruz. Birkaç yere gezdik bu bölgede. Evet. Aynı sizin görüşlerinizi onlar da paylaşıyorlar. Evet. Şöyle bakalım. Memnunuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun.